Hey bize güzel bize severler, hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Beşinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bölüm çektim, sonra sıra kadem bastım. Haklısınız. Yok oldum, tamam geldim, geri geldim. Oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pizza videoları asla bitmeyecek, hiçbir etkinliği de kaçırmaya niyetim yok. Devam ediyoruz. Çünkü ya daha 5. bölümün çok başındayım. Cadılar Bayramı geliyor. 19 Kasım'da. 19, ne 19 Kasım? 19 Ekim. 19 Ekim'de. 19'du galiba. 19 Ekim'de Cadılar Bayramı geliyor. 2 Kasım'da 19 ile 2 Kasım arasında sürecek. Şimdi ben 5. bölümde de çakışsın da istemiyorum. Gerçi Cadılar Bayramı'nda Drakula'nın mekanına gidiyoruz. Farklı bir mekan yani çok da çakışmaz ama olsun. Yardıracağız. 5. bölümü hızlı hızlı yardıralım. İlk çektiğim videoda 5. bölüm geldi falan filan videosunun altında bir sürü yorumlar var. Herkes o videonun altında toplanmış. Harikasınız. Yapamayanlar falan yardım almak için orada toplanmışsınız. Yardım edenler falan var ama bolca spoiler olduğu için hiçbir yoruma bakmadım. Bakıp da böyle bir hevesim kaçmasın. Yani bir şey yapamayacaksam yapamayayım, yapacaksam yapayım. Seçimler olabilir. Hani yanlış seçim yapacaksam yanlış yapayım. Doğruysa doğru yapayım. Mesela Doktor Kehet şeyi vardı. Doktor Kehet'te yanlış yapmıştım ben. Mesela birinci olamamıştım, ödülü kazanamamıştım. Ama sonradan bir şekilde oyun bir güncelleme getirdi ve o ödül herkese verildi falan. Bir şey oldu, verildi. Yani sorun değil. Önemli olan dikkatlice bakacağım. Neyse ne, bir dedektifçilik durumu da var. Onu çözeceğiz. Bu videonun altında da büyük ihtimalle bir sürü yorum gelecek ama hiçbirini okumayacağım. Bu arada 5. bölümün hikayesinde alayınız bitirmiştir. Net bir şekilde söylüyorum. Herkes bitirmiştir. Büyük ihtimalle Türkiye'de tek kalan ben. Aktif pizza oyuncular arasında tek kalan benimdir herhalde. 5. bölümün başında yani ilk en başında olan benimdir. Benim gibi böyle hemen bitmesin hikaye böyle yavaş yavaş ağırdan alayım diyenler vardır. Ama yine benden ileridedir. Net bir şekilde söylüyorum. Ama dediğim gibi yorumları okumayacağım. Ben böyle videoları yardıracağım. Kanaldan da siz de şu anda olmuş olduğu gibi izlemeye devam edeceksiniz. Bunu 19 Ekim'e kadar bitirebilirsem şayet 5. bölümü hemen Cadılar Bayramı'na kendimizi aktaracağız. Sonra sonbahar var. Sonbahar etkinliği gelmiş miydi ya? Gelmedi değil mi? Neyse. İşte sonbahara geçeceğiz Kasım'da. Aralık Ocak gibi kış etkinliği var. Şubat falan öyle gideceğiz işte 2024. 2023 bitti ya neyse. Hadi. Hadi bakalım devam. Hızımızı bölmüyoruz. Hızımızı bölmüyoruz. Yardırıyoruz. Son dakika haberleri eskiden büyük veri piyasasına ait olan ofisler bir gecede muhteşem yeni birer binaya dönüştürüldü. Adı Zarena. Hani arena, Zarena. Güzel. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Aa ben. Beni söylüyor. Yoktun geri gel. Gönce gel. Elimizde hevesli bir fırıncı var. Evet ben. Haftalık Za Gerçekleri programında Oliver'a söz veriyoruz. Oliver bizim için bazı gerçeklerden bahsedecek. Dünya genelinde insan yüzeysel akşam yemeği olduğuna inanıyorum. Ancak siz istediğiniz zaman tadı çıkabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Falan filan geçtik. Her ne düşünüyorum eşit olursa iyi pise güzel pise. Evet bakalım bizi neler karşılayacak? Hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İlk önce bir tabletime bakmak istiyorum. Tabletim. Şu ünlem falan bunları bir kaldıralım. Görevlere gelelim. Oyuna giriş yaptık. Evet, iki şeyimizi alalım. Buradan böyle devam edeceğiz. Çok fazla elmasa ihtiyacım var. Bir dakika şuradan ekranı da bir tam yapayım. Ufakta bir ekran sıkıntısı olmuş. Onu da görmüşken düzeltmiş oldum. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş karşıya açılan dükkanın sahibi olsa gerek. Peynirli bir pizzanın besleyiciliğine ihtiyacım var. Ya sadece peynirli pizza mı istiyor? Ne desem? En lezzetli haliyle üzerine sos ve peynir dışında hiçbir şey olmayan bir düz ekmek istiyorum. En lezzetli üzerinde sos ve peynir dışında hiçbir şey olmayan. Tamam. Kırmızı sosumu koydum. Peynirimi koydum. Yardırıyorum. Bu arada 5. bölümün hikayesiyle ilgili gelen şeyleri bu videoda göstermeyi planlıyorum. Onun dışında gün bitirmek için pizza yapmaya devam ettiğim kısımları keseceğim. Çünkü oralar çok da önemli değil diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yazın yorumlara. Ona göre devam ederiz. Layık olan kişiyi bulmak için yola çıktım. Sende o potansiyel var. Ne için layık olma? Ama daha çok pizza, daha çok zaman gerektiriyor. Etrafında bir sürü başka fırıncı var. Tamam. Seni pizzanla baş başa bırakıyorum ama tekrar karşılaşacağız. Bu arada kızın sesi bir tık az geliyor. Şunu şöyle yapıp şunu 3 yapsam. Bilmiyorum sesler nasıl geliyor acaba video. Şöyle bir 2'ye 2 yapalım. Yarım sucuk ve soğan yarım dedim. Mesela şu anda şey oldu işte günü benim bitirmem lazım. Günü benim bitirmem lazım. O yüzden ne yapacağım? Ben bu görevleri yapmaya çalışacağım.
Bugün bittiği gibi bir sonraki günde hikayenin devamında görüşeceğiz. Bence bu şekilde olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Eğer yok, sen komple oyna, biz buraları da görmek istiyoruz diyorsanız, hani uzun uzun böyle olsun video diyorsanız, ya yine yazabilirsiniz ama bir tane videoyu böyle deneyelim, duruma göre bakarız. İvit, İvit, İvit. Günün sonuna geldik. 249 karımız varmış. Tamiratta şöyle yapıyorum. Yükseltmelerde de ben bir türlü jalapeno'yu açmamışım ya. Onu bir kapattım. Kapatışı kapatışı. Şunu bir aktifleştirebilir miyiz? Heh. Tamam, bitti. Sonraki gün. Hadi devam edin. Zarina resmi olarak kapılarını açtı. PA binanın şehrin önde gelen fırıncılarının büyük ödül için yarışacağı bir arena olarak hizmet vereceğini doğruladı. He. Şehrin önde gelen fırıncıları büyük ödül için yarışacağız. Evet. Yarışma. Hadi bakalım. Bizden bir tane peynirli pizza istedi. Şimdi ne yapacak? Dün tanışma fırsatımız olmadı. Ben Octavia Bell. Zarena'nın bekçisi. Bekçi. Tarihi eserlere ve tariflere göz kulak oluyorum. Şimdi ise bir yarışma düzenlemenin ve antik ödüle layık olan fırıncıyı bulmanın zamanı geldi. Ha, bana bu Beşamal'in hikayesini biraz şey yaptı. Tariflere göz kulak oluyorum falan filan. Bizim robot. Robotun hikayesine bir tık benziyor gibi. O da böyle göz kulak oluyorum falan mı? O tarzda bir şeyler söylüyordu. Ondan sonra çalıyor muydu? Neydi? Birileri tarif çalacak burada. Biz de dedektif gibi peşine düşeceğiz. Yani bilmiyorum şu an. Yorum yaptım. Antik öde layık. Tamam. Anladım hocam. Çeviriye bak. Harika. Sizler Doktor Keh ve Cicero Burata. Cicero herhalde. Alicante ile yarışmak üzere şişimiz 4 sıfırıncının ikisiniz. İkisisiniz. Fırıncılardan ikincisisiniz herhalde. Başınızın üzeri. Allah, Doktor K. Şu Burrata'yı hiç tanımıyorum. Alicante. Dördümüz mü seçilmişiz? Çok güzel. Jules Pézard'ı. Sezar değil mi? Jules Pézard'ı mutlaka duymuşsunuz. Evet, duydum. Basitçe açıklamak gerekirse pizzanın meşhur savunucusudur. Tabii. Efsanevi hamuru tarihte kayıplara karışmıştı. Ancak yakın zamanda Pomperoni kalıntıları arasında yeniden ortaya çıktı. Iyık. Çok iyi korunmuş haldeydi. İnan bana. Yiyebilmek için çok şanslı olmalısın. Efsaneye göre yiyen her kimse güçlü hükümdarın pizza becerilerini kazanır. Vay. O halde Zarina yarışmasında yarışmak için davetimi kabul edecek misin? Kesinlikle. Turnuva yarın Zarina'da başlayacak. Yani pizza kesicini hazırla. Bir sonraki Jules Pézard olmaya bir adım daha yaklaştın. Vay. Hadi bakalım. Jules Pézard olacağız. Jules Pézard'ı bir sonraki gün olacağız. Ben yine devam ediyorum. Buradaki günü bitirme oyunuma. Yarışmada artık. Neyle karşılaşacaksak orada görüşürüz. Evet, bir günümüz daha bitti. Bitti. Kaç oldu? 219. Tamam. Hadi bakalım. Hadi yarışmaya girelim. Hadi yarışmaya girelim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Aha. Bugün büyük gün. Millet Alicante, Doktor K, Cicero ve Pizza Plumbob. Konuşamadım. Pizza Plumbob. Zarena'ya girmeye hazırlanıyor. Son yılların en büyük pizza hikayesi hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Her nerede sonra beş tutuyorsa iyi pizza, güzel pizza. Hadi bakalım nasıl bir yarışma olacak. Aa, böyleli. Oha. Ana mekana gidiyoruz. Çok iyi. Şu an nasıl mutlu oldum. Çok iyi. Zarane, hoş geldiniz. Dört yetenekli fırıncı karşıma geçin. İçinizden yalnızca bir kişi Jules Pézard'ın antik hamuruna layık olabilecek. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak size birincilik ödülünün nerede olduğunu göstereyim. Çok heyecanlı. Şimdi sıradaki işimize geçelim. İlk resmi Zarena meydan okuması için yapman gereken en yeni malzememiz
incir ile hazırladığın 75 pizzayı servis etmek olacak. Tohumları ben vereceğim. Oha, 75 pizza mı? Bir meyvenin sade peynirin tadına yaklaşabilmesi mümkün olmadığı için öncelikle pizzanızı kitlelerde test etmeniz gerekiyor. Şimdi haydi fethedin. Bir dakika, bir meyvenin sade peynirin tadına yaklaşabilmesi mümkün olmadığı için. Ha. 5 tane incir. Hadi bakalım. Hoş geldin incirli pizzalar. Ben şimdi peynirli incir mi hazırlayacağım? Peynirsiz incir. Eksik olduğumu merak ediyorum. Nasıl Zara'nın bekçisi olduğunu merak ediyorum. Başta Jules Peyzar olmak üzere antik Romano uygarlığıyla yakından ilgileniyor gibi görünüyor. Bize incir çekirdeği vermesine çok sevindim. Yeni bir malzeme istiyordum ama yarışma için bir sürü incir pizza yapmalıyım. 75 tane. Tamam. Hadi bakalım. Zara'nın yarışması çok heyecanlı. Senin kazanacağına inanıyorum fırıncı. Teşekkür ederim inşallah. Octavia'nın mağazaya incir tohumları koyduğuna çok sevindim. En sevdiğim meyvelerden biridir. Harika. Bahçende yetiştiklerinde nasıl görüneceklerini çok merak ediyorum. Yarışmaya iyi bir başlangıç yapmak için onları hemen ekmelisin. İyi fikir. İlk mahsulünü topladığında yeniden geleceğim. İncirlerini pizzanın üzerinde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Fırıncı, görüşürüz. Bye. Tamam. Şimdi 250 tane incir geldi. Ama onun haricinde benim buraya bir yere ekmem lazım bunları. Şunları bir alalım artık, azami mazemi dese de fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan alabiliyor muyuz? Aa, tabii ise. Yok, soğanmış bu. Neyse, ben şuraları almamıştım. Bunları da alalım. Aa, incir alabiliyoruz. Tamam. Gel buraya. Bir tane daha incir ek. Şimdi üf, 1,5 saatte bu incir olacak. Gübre alayım desen. O da elmasla değil miydi? Zeytinleri al, soğanı da al. Şurada avokadoyu al, domates ve sarımsak. Azemiye ulaşıldık. Tamam. Sorun değil. Şimdi ben yine normal güne devam ediyorum galiba. Bana bir yarı zeytini, yarı soğanlı. Bir bakalım. Vallahi incirimiz buraya gelmiş. İncir buraya gelmiş. Ben şu anda birileri incirli pizza isterse onları hazırlayabilirim. Ama müşteri gelecek mi bakalım, incir isteyen? Yani elimdekiler yettiği kadar. Bana zeytinli, sarımsaklı ve fesleğenli 3 tane pesto pizza. Neyse, ben böyle hazırlamaya devam edeyim. Arada incirli isteyen olursa onunla zaten kayıtta görürsünüz videoda. Evet, bir günümüz daha bitti. Toplam kar 208. Fıtı 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 fıtı. O zaman sonraki gün. Ne diyor? Zarina yarışması nihayet başladı. Süper. Görünüşe göre rakiplerimiz yeni bir malzeme elde etti. İncir. Bu nefis yeni malzemenin tadını çıkarmak için bugün en sevdiğiniz pizzacıyı ziyaret edin. Haberlerde geldi reklamlar. Hadi bakalım. Yarışma için tüm gözler Cicero'ya odaklanmış gibi görünüyor. Gözden düşmüş bir fırıncı, ailesinin kızı ve ünlü pizza arkeoloğunun yarışmada nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. İlk Zarana meydan okuması için fırıncılar 75 incirli pizza yapmalıdır. Tamamlayan ilk kişi ilk turun kazananı olur ve bir sonraki meydan okuma için avantaj kazanır. Zarana lider tablosundan fırıncıların kaydını tutun ve yarışmayla ilgili gelişmeler için PHA'ya 75 tane pizza için benim elimdeki 250 incir yetmez gibime geliyor. Net yetmeyecek. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Cicero geldi. Cicero değil miydi bu? Merhaba, ben Cicero. Dün Zarende'de kendimi tanıtma fırsatı bulamamıştım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Havarti Parkı'nın yanında ailemin bir pizza dükkanı var. Ben bir pizza arkeoloğuyum. Çoğu zaman da seyahat ettiğim için meşgul oluyorum. Sırf bu yarışma için buralara kadar geldim. Güzel. Çoktan Alicante ve Doktor K'yi ziyaret ettim. Onlar gerçekten hamuru kazanmak istiyorlar. Ben de. Octavia'nın beni seçtiğine inanamıyorum. Sizin gibi fırıncılarla birlikte yarışıyor olmak benim için bir şeref. Sizin pizzalarınız enfes. Teşekkürler. Her neyse, artık dükkana dönmeliyim. Bir sürü incirli pizza yapmam gerekiyor. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.
Şimdi. İki elmasla bunu şey ettirebilirim. Ama aynı zamanda şuradan tohumlar. Şunları bir stoklayalım. Burada da vardı. Ha, sok alt saat. Hepsini aldık zaten. Daha fazla incir yetiştir. Bunu da alacağım. İncirle alakalı ne varsa. Şunları hala alamadım. Dekorasyonu geç zaten. Dördüncü yatak. Dördüncü yatağı alamadım. Yeşil dostu. Siz bitkin ücretsiz gübre kazan. Hasat edilen her 48. Bak bu güzelmiş. 48 bitki hasat ettikçe ücretsiz gübre kazan. Güzelmiş. Gübreye ihtiyacım var. Elmasa da ihtiyacım var. Bittiği yerde o zaman gelip o elmasla onları alacağım artık. Neyse. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı? Normal müşterilere gelmeye devam edecek. Arada incir isteyenler olacak herhalde. Yeşil soslu. Bakalım. Yeşil soslu. Tavuk. Tavuk yumurtadan meraktan patlayacağım. Tam şey patlıcan. Şu anda isteyen olmadı. 3 tane şey var. Çizgi var. Sarı. Biterse 2 elmas veririm artık. Hadi bakalım. Bir tane. Pizza Plumbab. 1. Alicante'nin yeri. California. Pizza mutfağı. Burrata'nın pizzeriyası. Evet. Hadi bakalım. Daha önce şefin spesiyeli yememiştim. Ben nerede vereceğim bunları? Ha burada mı? Çiçero bir dakika. Ha yok hikaye. Bacana gerçek bir pizza arkadaşı anlatacak çok hikayesi olmalı. Dükkana gelecekler herhalde. Yani. Ben şefin spesiyalini hazırlamaya devam ediyorum. Eskiden param çokken şey şefin spesiyalinde kendime özel, kendi gerçek hayatta sevdiğim pizzayı hazırlamıştım. Şu anda param bitti ya. Paradan suyunu çekti. Şefin spesiyaline para kazanmak için bütün ürünleri koydum. Hele iki tane şey şefin spesiyalini isteyen geldiğinde 142 mi ne veriyor? 142-144 falan. Bir de bahşişi var. Bayağı iyi. Ben şimdi bu şey istemedi yani ben buna incir koyamam. Zaten şefin spesiyal tarifimde de incir yok. Gelecek herhalde. Ya da bugünden sonra mı? Bilmiyorum. Dur bakayım şu müşteri de gelmezse. Ne yapıyoruz? Heh, incir tamam. Yunan filozof Hirosiphos'un İncirlerini yiyen bir eşek gördüğünde gülmekten öldüğü söylenir. Umarım buğday üzerine incirli bir pizza bana aynı akıbeti yaşatmaz. Duydum ki pesto ile güzel gidiyormuş. Öyle olsun. Afiyet de çok pişmiş olsun. Şimdi bir dakika. Buğday hamuru üzerine mi? Sadece incir, sos ve peynir lütfen. Buğday hamuru üzerine. Ve pesto da mı? Tamam. Tamam. Buğday hamurunun üzerine incir, sos, peynir. Peynir. Tamam. Çok pişmiş dedi. Çok pişmiş. Buyurun. 2 oldu. Sen nasıl bir güzelsin? Ha böyle böyle. Oha 75 nasıl tamamlayacağız? Kimsiniz? İncir. İncir kim? Ne? Sadece incirli bir pizza istiyorum. Üstünde incir olan peynirli bir pizza lütfen. Tamam canım orada belki pesto sosu isteyeceksin, bir şey isteyeceksin. Ben nereden bileyim? İncirler. Şimdi ikinci pizzaya da bütün incirleri koyduğumda dur bakalım o sarı ikiye ne zaman düşecek? Zaten 75'i bu videoda bitiremeyeceğime göre yeni tarif de keşfedildi. Nerede? Avokado var burada. Ha, incirli. Çaksa. Vay canına bu leziz zarına yarışmasını kesinlikle sen kazanmalısın fırıncı. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İnşallah. Mısır ve buğdayın mükemmel buluşması 3 tane. Buğday ekmeği. 3 tane peynirli pizza. Şimdi buğday ekmeği 3 tane peynirli pizzanın üzerine mısır dedi değil mi? Tamam. Mısır, mısır, mısır. Gönder. Koy. Gönder. Koy.
Gönder. Ama böyle bu tariflerle bunlar istemem bunları. İncil isteyin. Hep incil isteyin. 3 oldu yani. Bunu 75'e biz nasıl çıkartacağız arkadaşlar lütfen. Bunların da sayıları yazsa keşke. Senin incili pizzalarının diğer yarışmacılara göre nasıl olduklarını merak ediyorum. Bana incili pizza. Tüm ihtiyacım olan hamur, sos, peynir, incir. Tamam. Hamur, sos, peynir. Hadi üçüncüyü yaptık. Tamam. 3 tane incirli pizza yaptım. Hala 3 çubuk düşmedi. Güzel. Kaçta düşecek? Göreceğiz. Belki birer tane çalarım oradan. Bir çalsam. Alicante pizzama incir koymayı unuttu. Oha, doktor ki lezzet kriterlerimi aşağıladı ama senin pizzanın hepsini telafi etti. Bu kesinlikle şeydeki en iyi. Ya, oylar bana lütfen. SMS. Lütfen. Sonuç nasıl belli olacaksa. Lütfen ben kazanayım. Albert Einstein benim kahramanım. O da kahramanım Isaac Newton'u anmak için her gün incirli Newton'u yerdi. Ne? Bunu şimdi uydurdum ama sos, peynir ve incir iş görür. Tamam, böyle böyle hep incirli siparişler. Hep incirli siparişler gelirse. Dördüncü incirli pizzamız. Aha. Oha. Üçten ikiye inecek sandım. Laps. Ha tam ikiye indi, doğru. Tamam. Birden 4'tü. 4'ten 2'ye otomatik indi sandım. Şok oldum. Tamam. 3'ten 5. pizzayı da verdik. 5 pizzada ama ben 1 vardı orada zaten. 4 pizzada bir çubuk indi. Öyle. Tamam, iyi. Bana 2 peso ve soğanlı pizza bile 2 peso soğanlı, birinde yarı tavuk, yarı jambon yapabilir misin? Ha. Ne diyor? 2 pestolu soğanlı, 2 tane pestolu şöyle soğanlı, birini yarı tavuklu, yarı jambonlu. Yarı tavuk, yarı jambon. Git. Sen de git. Hatta şunları şöyle yapalım. Sen buraya, sen de buraya. 1719'da param olmuş. Güzel. Den 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 den. Güzel. O zaman bugünümüzün bitmesiyle 5. bölüm hikayesinin ikinci videosu da bu şekilde bitmiş olsun. Zaten 75 tane pizzayı hazırlamak bayağı bir uzun sürecek. 2'ye düşmüştü. O 2 bitene kadar da aslında yapabilirdim. Fakat bir bekleyeyim. Elmas harcamak istemiyorum. Gübrem yok zaten. 1,5 saat diyordu gerçek hayatta. 1,5 saat işte, buçuğu olmuştur zaten. Bir saat bir bitsin. O incirler bir büyüsün. Ben onları bir haset edeyim. Ondan sonra bir sonraki videoda biz 75 pizzayı hazırlamaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de umarım güzel güzel yapabilmişsinizdir ve yarışmayı birincilikle tamamlayıp o ödülü, hamuru alabilmişsinizdir inşallah diyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.